Merhabalar. Şimdi bu tezgahta gördüğünüz ürünlerin N11 internet sitesinden nasıl alışveriş yapabileceğinizi, bu ürünlere nasıl sahip olabileceğinizi, Türkiye'nin her yerine kargoyla sizlere nasıl ulaştıracağımızı göstermek istiyorum. Burası Nişantaşı pazarındaki standımız. Yavaş yavaş şöyle ürünleri göstereyim. İnternet sitesinde olmayan ürünler de bu standta var. Bu videodan da istediğiniz ürünü yorum yoluyla, mesaj yoluyla arkadaşa iletebilirsiniz, Seyit Bey'e. Evet, şimdi n11.com sitesinden bu ürünlere nasıl ulaşabiliyoruz? Seyit, merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Şu N11'i bize bir Google'dan gösterir misin? Evet. Google'a girdiğimiz zaman buraya N11 yazıyoruz. N11'in kendi internet sitesine girdiğimiz zaman arama motoru var. N11'in kendi arama motoru. Evet. Oraya gift box yazdığınız zaman enter. Bizim, gift box dediğin zaman senin sitene mi ulaşıyorlar? Evet, bizim ürünlerimize ulaşıyorlar. Mesela tütsülerimiz var. Plak anahtarlıklarımız, gaz lambası, defterler, takvimli saatler, kapı isimlikleri, kupa bardaklar, avizeler. Fiyatlarını falan her şeyini görebiliyorlar. Her şeyi. Peki bu ürünler ücretsiz kargo yazıyor şimdi. Hepsi bütün ürünler de öyle mi? Bütün ürünlerimiz ücretsiz kargo. Ücretsiz kargo. Türkiye'nin her yerine. Türkiye'nin her yerine gönderim sağlıyoruz. Mesela şöyle bir şey yapalım. Şuradan bir tane ürün sipariş etmek isteyelim. Nasıl yapıldığını size gösterelim. Ürüne girdiğiniz zaman veya ben size kişiye özel ürünlerde göstereyim nasıl olacağını bunu. Aynen. Mesela baskılı ürünler falan, evet, da yapıp gönderiyorsun. Plak anahtarlık diyelim bir tane. Plak anahtarlık dedik. Karşınıza burada sekmeler çıkıyor. Kişiye özel sekmeler. Buraları dolduruyorsunuz. Araç markası mesela ne yazalım? Peugeot yazalım. Araç plakası 06 ONR 06 yazılacak isim Onur Sönmezer yazıyoruz. Tabii kişi özel. Adet 1 seçerseniz bir tane. 2 tane seçtiğiniz zaman ikincisi %50 indirimli geliyor size. Evet. 2 tane seçelim biz o yüzden. Hemen al dediğimiz zaman burada giriş paneli geliyor ama üye olmadan da devam edebiliyorsunuz. Üye olmadan devam et dedik. Tanesi 17.90'dı. 2 tane aldığımız için 26.85'e düştü fiyatı. Evet, 35.80'den direkt 26.80'e indirimi uyguladı. N11 indirim verdi. Buraya bir tane e-posta adresi giriyorsunuz. Bunu girmeniz şart. Mail için. Bilgilendirme mail için. Ondan sonra altta teslimat adresi, fatura adresi. İsterseniz fatura adresini değiştirebiliyorsunuz ama aynı oluyor genelde. Buraya Onur Sönmezer yazalım. Sipariş vermek aslında kolay. Evet, il mesela nere diyelim? Bartın diyelim. İlçe Bartın Merkez. Buradan mahalleyi seçiyorsunuz. Buraya da açık adresinizi yazıyorsunuz. Yani normal kargo adresinizi girmeniz yeterli. Cep numaranız, TC numaranız, adres başlığınız, ev veya iş. Evet. Bireysel veya kurumsal fatura istiyorsanız ona göre vergi numaranızı girmeniz gerekiyor. O yüzden bireysel genelde seçilen şey. Ödemeye geç diyorsunuz ama bunları doldurmanız lazım. Evet. O sırada kart bilgilerini falan isteyecek. Evet. Bizim site gibi aynı. Seyit, bir bak sitesi müşteri. Bu arada şu bir baskımız çıktı. Şöyle bir baskımız. Seyit, bunu şöyle bırakıyorum. Baskıya düşürmesin. Yani N11'de gift box yazmaları, evet, yeterli oluyor. Ben şimdi açıklamalar kısmına onu bırakacağım zaten. TC'yi kabul etmiyor. TC o, sen doğru girmezsen onu kabul etmez. Bundan sonra kart numaranızı giriyorsunuz, kredi kart numaranızı. Veya burada Akbank Direkt ile ödeyebiliyorsunuz, BKM Express ile ödeyebiliyorsunuz, Garanti Pay ile ödeyebiliyorsunuz, Paysel ile ödeyebiliyorsunuz. Ödeme şekilleri 5 tane farklı ödeme şekli var. Genelde kredi kartı kullanılıyor. Buradan ön bilgilendirme formu, mesafeli sözleşmeyi onaylıyorsunuz. Evet. Kart bilgilerinizi girdikten sonra ödeme yapıyorsunuz.
sipariş anında bize düşüyor. Biz de onaylayıp müşteriye tasarımını atıyoruz mail olarak. Ondan sonra ürünün gönderimini sağlıyoruz. Müşteriyle irtibat var o zaman. Hı, müşteriyle irtibat. Peki şimdi arayarak... en sık hangi ürünler gitti? En sık giden ürünler hemen gösterelim. En çok sattıklarımız ürün listelerinden. Mesela buradan senin yorumlarını falan görebiliyoruz mu? Tabii tabii. Müşteri yorumlarını. En çok satan ürün. Hatta en çok görüntülenen ürün diyelim. Hı-hı. En çok bakılan ürünlere. Zaten senin bu site yeni. Bir ay falan oldu mu? Tabii bir ay oldu. Bir ay içinde 115 sipariş ulaştık. Harika. Bir ayda 115 sipariş arkadaşlar. Aynen. Kullanıcı yorumlar falan da oradan takip edebilirsiniz. Onları da göstereceğim yorumlara. Tamam, yorumlara da bakabiliriz. Bu arada yorumları göstereyim ben size. Bu açılana kadar. Gift box yazıyorsunuz. Buradan mağazaya tıkladığınız zaman mağazanın tüm ürünlerini buradan görebilirsiniz. Yorumlarını görebilirsiniz. Mağazanın rozetleri olur. Evet. Onları görebilirsiniz. Rozet var mesela. Hızlı gönderim yaptığımız için hızlı gönderim rozetini verdiler. Hiç hakkımızda bir kötü yorum olmadığı için de başarılı mağazadan ünvanını verdiler. Yorumlarımızda bu şekilde müşterinin yaptığı yorumları görebiliyorsunuz. Şimdi okumayanları müşterilerimiz dinler. En çok bakılan ürün son bir ay içerisinde gaz lambası. 376 kez görüntülenmiş. Bu pazarda da çok satılıyor bu. Evet. Sonra nostalji. Küçük Prens hatıra defterimiz var. 259 kere görüntülenmiş. Kapı isimliğimiz var. 244 kez görüntülenmiş. Denge topu, Newton beşlisi dediğimiz ürün. 171 kere görüntülenmiş. Küçük boyutu bu. O da elimizde kalmadı zaten. Stoğu bitti. Takvim saatimiz görüntülenmiş. Tütsülerimiz. Tüm ürünlerimizde görüntülenme var. Ama en çok satana bakalım. Yani onu şeyden bakacağız. Kendi ana sayfamızda mağaza profiline giriyoruz. Burada satış miktarını seçtiğiniz zaman en çok satan ürünler. Bunları satmışsın yani öyle mi? En çok sattığımız ürünler bunlar sırasıyla. Tütsü mesela bu ay tütsü. Ağırlıklı olmuş. Evet. Yine tütsü, anahtarlık, gaz lambası, tütsü, defter, takvim saat. Evet. Sırasıyla gidiyor bu şekilde satan ürünler. Bu ürünler mesela... Bir de senin YouTube kanalın var. Evet. Orada da herhalde ürünlerin tanıtımı var. Orada hepsinin yok. Şu anda sadece karkürlerini attık oraya. Videoları var karkürlerin. Seyit Özarslan. Seyit Özarslan. Diye yazdınız. Evet. Onlar da açıklamalara bırakabilirsem onları bırakacağım. Bavardaklar. Mağazanın yeri de Nişantaşı Pazar Çankaya Şubesi'nde alt katta bulunuyor Açıle Sokak diye. Zaten buradaki tek böyle baskılı hediyeli eşya standı. Kolaylıkla bulabilirsiniz. Buradan da Ankara'da olan kişiler için hani internetten sipariş yerine buradan da alabilirler. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hatta şimdi bunu daha 8,5 dakika oldu. 10 dakikaya tamamlayabiliriz. N11'in haricinde bu ürünlerin olduğu başka bir site var mı? Instagram adresimiz var. Bir de onlara bakabiliriz. YouTube, Instagram, N11 internet üzerinde evet. Varız diyorsun yani. Telefon numara zaten şeyde var. Evet, numaram var. Benim önce orayı izleyin. Bende de yok. Onluk mu var? Yıldırım ya. Aha. Bir güverdiğimizi al. Öyle mi? Gidiyor musun? Ben de çıktım diye soracağım. Niye girmedin? Telefon muymuş?
standta da diğer ürünler bu şekilde. Şöyle. Standın ortası. Bu da Instagram profilimiz. Onu da gösterelim. Instagram profilimizi. Sen interneti mi değiştirdin burada? İnternet mi yavaşladı? Şurada falan yavaşladı. Neyi değişti? Burayı değiştirdim. Baskili hediyem. Evet. Instagram'da da Baskili hediyem diye yazmanız. Zaten Gitbox diye yine yazıyor. Kaptanak ödeme. EFT havaleyle ödeme. Burada iletişim bilgilerimiz. Evet. Kargo bilgileri. Burada ürünlerimizin çoğu var. Aynen. Kupalarda yine benim ismim yazıyor mu? Evet. Bakalım burada ne yazıyor? Onur. Onur Selap var. Onur Sönmezer. Evet, yazıyor. Şöyle ben de Onur Sönmezer diye oradan görebiliyorsunuz. Doğru adresli olduğunuzu teyit edebiliriz. Onur Bey'i evet. Şey yaptık. İşte öğretmen olan var. Doktor olan var. Bunlar defterlerimiz. Defterler. Zaten standa var. Takvim saatlerimiz, radyolarımız. Evet, o radyolar şurada arkadaşlar. Yani burada olmayan modelleri zaten depodan falan getirebiliyoruz. İnternette varsa demek ki bizde var demektir. Biblolarımız, tütsülerimiz, evet. Pikabımız var mesela. Mesela şu lamba var. Onlar şunlar. Şu lambalar. Şu yukarıda da açık olmayanlar var. Tütsü çeşitlerimiz. Böyle tanıtım yapmak iyi oluyormuş ya. Şu red level ne? Lamba mı içinde? Bu da abajur. Abajur. Oo. Kendimiz yaptık öyle amatör bir şey. He, güzel. Bir tane daha var. Dilek yayın olsun. Abajuru kendi imalatımızı. Burada gözükmüyor ama şuradan göstereyim. Var işte. Bu arada bak şunları da yapıyoruz Onur Bey. Evet, onun videosu var zaten. Bir arkadaş sana ulaşmak için benden şey istemişti. Senin şey verdim. İnternetten hiç ulaşan oldu mu sana YouTube'dan? Yok. Bu kişi özel şey. İstanbul'dan arıyorsun falan demişti de. Senin YouTube kanalını verdim. Mesela. Abajur. Kendi fotoğraflarınızı koyabiliyorsunuz. Bu yuvarlak olanı. Bir de bunun karesi var. Şöyle bir metreliği var. Evet. Bir metre geçelim. Bu. Yine bir metre. Şu an burada var mı hazırda? Burada hazırda yok. Bunlar satıldı. Şöyle masa isimlerimiz var. Evet. Kişi özel defter, lazer kazıma. Bu da abajurun küçük boyutu. Yani 50-60 santim civarında. 50-60 santim civarında. İçinde iki tane veya bir tane lamba koyabiliyorsunuz. Bunlarda bir tane, büyüklerde iki tane evet, lamba koyabiliyorsunuz. Aynen. YouTube kanalımızda var o abajur. Kişi özel abajur yazdığınız zaman onun 1 metrelik boyutunu canlı olarak görebilirsiniz. O oldu. Teşekkürler Seyit. Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Instagram ve internet üzerinden N11'den sana kişiye özel eşyalarla uğraşanlar, ilgilenenler. Ben şu standı bir tekrar göstereyim. Hatta o abajur burada var canlısı. Bu şekilde boyutu. Buna tek lamba oluyor. Bir de bunun büyük olanı iki tane lamba konabiliyor. Tütsüleri mi? Evet, stand böyle. Şu kitaplar çok revaçta. Dokumatik 3 kademeli. Hadi ya. Bunun renkleri var. Şunun siyahı var. Onların modelleri de şurada. He. Dokunmatik derken ya, bu herhangi bir yerine mi? Fark metal edeyim. Kısmı. Metal kısmına. Fiyatı ne kadar bunun? Bunlar 65 liraya geliyor fiyatı. 65 lira. Dokunmatik abajur arkadaşlar. Bunlar düğme derdiyeceğim. Bunlar tütsülüklerimiz. Tütsülüklerimiz. Bu da tütsülüğümüz. Farklı bir model. Mesela şu yeşil. O Hindistan cevizi. Hindistan cevizi. Bunlar en böyle ona göre kokusun var. Yağmur ormanı mesela. Rainforest. Yağmur ormanlı. Sandal. Şunlar geldi. Buhurdanlıklar. O ne için? Mumluk. Bu da koku. Aynı. Buhurdanlı. Şu aroması ama onu genelde tercih etmiyoruz. Şöyle yağ şeklinde oillerimiz var. Bunlar daha etkili. Ve doğal. Altın içine mi koyuyorsun? Bunun üzerine bir miktar su koyuyorsunuz.
Sonra bunu damlattığınız zaman genelde bir damla damlatılıyor ama daha fazla damlatırsanız daha fazla. Altta da mum var. O ısıdan ısıyla damarlaşarak kokuyu yani yayıyor. Bunda koku çeşitleri de var. Lavanta, misk, amber, sandal, yasemin, aroma yağları aynen, diye. Gül. Bütün kokuları var. Şunlar da o radyolarımız. Radyolarda da şu modeller geliyor. Evet, onlar yeniyor. Oh, teşekkürler. Teşekkürler. Standta her türlü malzeme var.